Bu arada bir an önce arkadaşlarımız görüntüleri de vermeye başladı. Tabii. Biraz da tabii bu da bizi derin üzüntüye boğdu. Mesut Yılmaz'ın vefatı. Allah rahmet eylesin. Tabii siyasetin önemli isimlerinden, geçmiş döneme damga vurmuş isimlerinden birisi. 1947 doğumluydu. 73 yaşında hayatını kaybetti. Biraz siyasi hayatını da konuşmak lazım gelir zannediyorum. O dönemlere göz atmak, bakmak da gerekir. Oğlu herhalde bir şey yaşadı değil mi? Bir intihar mı? Yanlış yapma. Oğlu vefat etti. Böyle bir şey oldu. Onun arkasından olan yani biraz da şey ya sanki. Tabii o süreçte ne kadar yıprandığı, nasıl bir durumla karşı karşıya kaldı. İşte o görüntüler de geliyor oğlunun vefatından. Uzun zamandır siyasi arenada da yoktu zaten kendisi. 1982 anayasasıyla yeni bir siyasal düzen getirilmesi amaçlanmıştı. O süreçten sonra da tabii 83'te birçok siyasi parti kurulmaya başlandı ve ANAP, bir döneme damga vurmuş ANAP'ın lideriydi. 20 Mayıs 1983'te Adalet Partisi iktidarı sırasında alınan ve o 12 Eylül döneminde de uygulaması sürdürülen 24 Ocak 1980 ekonomik önlemler paketini hazırlayan, 12 Eylül döneminde bir süre ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı olan Turgut Özal tarafından kurulmuş partide liderlikte yaptı. Az önce de dile getirdiniz siz de Özgür Bey, Sayın Paşam 39 yaşında oğlu Yavuz Yılmaz. O Beykoz konaklarındaki evinde, anne babasının odasında kendini başından vurup intihar etmişti. O cenaze törenine ilişkin görüntüler geliyor şimdi ekranlara. Tabii bir devrin kapanmasıdır aynı zamanda. Çünkü düşünecek olursanız Türkiye'nin son koalisyon hükümetindeki ikinci partiydi. O koalisyon hükümetinden geriye bir tek Sayın Bahçeli kaldı. Sayın Mesut Yılmaz'ın da vefatıyla. O bakımdan da bir dönemin kapanması aslında. Mayıs ayında 1983 yılında öncelikle bakanlık görevine atanmıştı. Hem kurucuyu hem de genel başkan yardımcısıydı. O Kasım ayında yine Rize milletvekili seçilmişti. Biraz geçmişinden de bahsetmek lazım, uzunca konuşmak lazım. Türk siyasi tarihinde çok önemli bir rolü olan isim Mesut Yılmaz. Kanser tedavisi görüyordu, sağlık sorunları baş göstermişti. Akciğerinde bir tümör vardı, o daha önce temizlendi. Fakat sonrasında kanser tedavisi görmeye devam ediyordu. Ve bugün de maalesef acı haberini aldık. Evet, geçmiş dönemde, o koalisyon döneminde nasıl bilirsiniz, ne hatırlarsınız o döneme ilişkin? Vallahi Özgür sizler Bey, gençsiniz. En çok ben hatırlarım. Kesinlikle. Yani bu en çok bana soracaksınızın ikinci vakasını gene ben patlattım burada ama. Şöyle, tabii o koalisyon döneminden önce şeyi söyleyeyim. Yani 1980 yılında bu 12 Eylül ihtilalinden hemen arkasında aslında Türkiye'de hem ekonomik sistem komple değişti. Yani biraz daha Cumhuriyet yıllarından beri süren karma ekonomi ağırlıkta, tabii özel sektörün önü gene açıktı ama karma ekonomik ağırlıktan yöntemsel olarak biraz daha liberal ekonomik sisteme doğru geçiş oldu. Yani bunun başlangıcından belki 12 Eylül'ün sebeplerinden birisi de belki buydu. Yani önemli bir kulvar şey değişti, makas değişikliği oldu, öyle söyleyeyim. Şimdi bunun tabii getirdiği ani açılım diyelim. İlk başta iyi göründü ama daha sonra 90'lı yıllara doğru ekonomik yönden bazı sıkıntılarla karşılaşılmaya başlandı. Çünkü sizin üretim kabiliyetiniz önemli, üretmektir. Bakın hep mali konularla konuşuyorduk. Para ekonomisi. Şimdi birazdan belki konunuz var, ona soracaksınız. Mesela işte faiz, işte döviz, o bu falan. Bunlar tabii çok önemli ama önemli olan temel konu üretmektir. Yani Almanya'yı yapan üretimdir. Yani işte marktır, eurodur, bilmem nedir falan filan, onlar değildir. Yani üretirseniz kazanırsınız. Şimdi Türkiye